Tamam. Evet, başlayabilirsiniz. Yani şu anda sunuma hazır. Teşekkür ederim. Oldu, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Sunum bittikten sonra da çıkabilirsiniz. Yani beklemenize gerek yok. Tamam hocam. Sağ olun. Oldu, hadi, hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar hocam. Çalışmamızın adı kurumsal izomorfizmin değişim direnci etkisi bir kamu bankasında kanıt. Çalışma bildiğiniz gibi tabii pandemi, savaşlar, bunlar tabii ekonomiyi de etkiliyor. Dolayısıyla ekonomiyle beraber değişim faktörleri çıkıyor. Evet, organizasyonların değişim yapmaları neden oluyor. Çünkü tabii insanların pandemi süreciyle alışkanlıkları da değişti artık. Farklı yöntemlere başvuruyorlar. Bunun da en büyük örneği evden online her şeyi yapma isteği. Dolayısıyla bu da değişimi gerektiriyor. Firmalar da bu yönde iş akışlarını, yöntemlerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Tabii bu son zamanlarda çok sık olduğu için hızlı bir değişim oluyor organizasyonlarda. Tabii çalışanları da etkiliyor. Çalışanların bu değişime adapte olması zor oluyor. Çünkü bizim çalışmamız banka üzerinde oldu. Banka üzerinden söylemek gerekirse bankalarda bu daha sık oluyor ve daha zor oluyor aslında çalışanlar, personel için. Çünkü çok fazla ürün, çok fazla iş akışı var. Bunlara da hakim olmak gerekiyor personel. Tabii yeniçiler de bununla ilgili zorlanıyorlar şimdi adapte etmek için. Şimdi bu çalışma Ziraat Bankası'nın genel müdürlük personelinin üzerinde yapıldı. Sadece genel müdür çalışan personelin üzerinde çalışıldı. Öncelikle hipotezlerimize bakacak olursak kurumsal izomorfizmle başlamak isterim. Kurumsal izomorfizm kurumsallaşmaya neden olan üç tane mekanizmadan oluşuyor. Bunlar Dimaccio ve Powell'ın çalışmalarından ortaya çıkmış. Birincisi zorlayıcı izomorfizm. Bu politika, hükümet ve sosyal, kültürel etkilerden meydana çıkan izomorfizm. İkincisi taklitçi izomorfizm. Bu da organizasyonun birbirini belirsizlik dönemlerinde taklitlerini ortaya çıkıyor. Kuralcı izomorfizmde daha çok kuralcı normatif diyebiliriz. Bu da mesleki yaptırımlardan meydana geliyor. Çalışmamızın hipotezi de üç tane hipotezden oluşuyor. Birincisi zorlayıcı izomorfizmin değişime direnci etkisi. İkincisi taklitçi izomorfizmin değişime direnci etkisi. Üçüncüsü de kuralcı izomorfizmin değişime direnci etkisi. Bu çalışmada bunları çalıştık. Ve bu genel müdür çalışanlarına online bir anket sitesi üzerinden anketlerimizi gönderdik. 179 tanesi katıldı. Bunları SPSS programıyla testi analiz ettim. Korelasyon ve regresyon yaptım. Etkileri incelemek için. Sonuçta korelasyon analizinin sonuçlarında hepsinin bütün değişkenlerin birbiriyle etkisi ortaya çıktı. Fakat negatif yönde çıktı. Dördünün de. Regresyon analizine geldiğimizde ise sadece zorlayıcı izomorfizmin değişme direnci üzerinde etkisinde anlam ve etki olduğu ortaya çıktı. Ama bu da negatif bir etki. Bu normal çünkü kurumsallaşmış
organizasyonlarda değişim az oluyor gibi gözüküyor. Az olması bekleniyor. Çünkü belli bir akış, belli bir sistem, belli bir oluyor. Birden bir veya daha fazla sürekli bir değişim olunca personel buna yetkileniyor ve buna bir direnç gösteriyor. Bu da sonucumuzun taklitçi ve izin kuralcı müzofilimizin anlamlı bir etkisi olmadığını gösteriyor. Çalışmamız genel olarak bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.